Herkese merhaba, güncel doza hoş geldiniz. Bu dozla sizlerle yapay et hakkında sohbet edeceğim. Ancak başlamadan önce sizlere sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve YouTube kanalımıza abone olmanızı anımsatmak isterim. Haydi başlayalım. size biri gerçek eti ne kadar severseniz sevin, 5 sene sonra yapay et yemek zorunda kalacaksınız dese ne derdiniz? Niye ki ne derdin var da cehanım bırakıp çakmasını yiyeyim diyenlere koca koca adamların cevabı şöyle. İnsan nüfusu sürekli artıyor ve kaynaklar da hızla tükeniyor. Durun bu giriş biraz sert oldu galiba. Ben size meseleyi alıştıra alıştıra anlatayım. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini bilmeyen var mı? Kısaca hatırlayalım. Abraham Maslow 1943 yılında ihtiyaçlar hiyerarşisi isimli bir kuram geliştiriyor. İnsanoğlunun diyeceğim ama eksik olacak. En iyisi rahmetli Neşet Ertaş'ın kadınlar insandır, biz insanoğlu cümlesini ödünç alarak şöyle diyelim. İnsan ve insanoğlunun motivasyonunu oluşturan güdülerinin kendi içinde bir sistem olduğunu düşünen Maslow bunları 5 grupta toplamış. Gördüğünüz üzere piramidin en alt basamağını fizyolojik ihtiyaçlar oluşturuyor. Maslow'a göre bu kısım en önemli bölüm. Çünkü insanın temel fizyolojik gereksinimleri doyurulmadan üst düzeydeki ihtiyaçlar karşılanamaz. İnsan yolculuğu da orada biter. Şarj bitmek üzere durumu yani. Peki ne var bu ilk basamakta? Yeme, içme, uyku, oksijen gibi olmazsa olmazlar. Aç insan sever mi? Birine saygı duyar mı? Oruç konumuzun dışında. Evet diyen varsa elindekini yavaşça yere bıraksın. Üç gün aç kalsın sonra tekrar görüşelim. İnsan yer arkadaşlar. Hem de iyi yer. Sürekli yer, mütemadiyen yer. Böyle programlanmışız çünkü. Et ise en çok tükettiğimiz besinlerden biri. Geçmişten bu yanı değişmeyen kadim bir besinimiz. Mağara adamları hem lezzetini beğendikleri hem de bitkilere, meyvelere nazaran daha tok tuttuğu için eti daha çok tercih etmişler. Neticede protein, maden, vitamin bakımından zengin bir enerji kaynağından söz ediyoruz. Bizim ülkemizde yıllık kişi başı et tüketimimiz 36 kilogram. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde 80-90 kilogram civarında seyreden et tüketimi Avustralya, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde 110-120 kilogramı buluyor. Ne diyor bu adam değişikleyenler için gelsin burası? Niçin yemekten, etten giriş yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Çin sürekli artmaya devam eden nüfusuyla baş edemeyince başlamış araştırmalara. Çinliler malum yenilenebilir enerji yatırımları ile dikkat çekiyorlar temiz enerji, elektrikli araç filan. Ama son yatırımları gerçekten de ilginç. Yenilebilir enerjiden yenilebilir enerjiye geçiyorlar. Anlayacağınız gördükleri her şey üretebilen Çinliler eti de ince görmüşler. Efendim bunlar sentetik et üretimine karar vermişler. Evet yanlış duymadınız. Laboratuvar ortamında sentetik et. Benim değişimle yapay et. Bunun için de 300 milyon dolarlık bir yatırım yapmışlar. Ne etsek de hem bu et ihtiyacını karşılasak hem de çevreci olsak ile çıkılan yol laboratuvarda bitmiş efendim. Peki laboratuvar ortamında et nasıl yapılıyor? Kesin merak ettiniz şimdi. Hayvansal hücrelerden yola çıkılarak yapılıyor. Atamların motivasyonu ne diyenler çıkacaktır. Ya da adamlar deli mi? Sentetik et ne diye soranlara işte cevap. Efendim, Çin hükümeti ülkenin et tüketimini %50 azaltmak istiyor yıllık 13,5 milyar dolar değerinde ithal eden bir ülke Çin. Dile kolay ama bütçeye zor yani. Hatırlatırım, Çin hükümeti geçen sene 1 milyar 400 milyon kişiyi bulan vatandaşına daha az et ürünü tüketmelerini tavsiye etti. Tavsiye yani. Anlayın siz onu, ben size tavsiye diyeyim, siz ne olduğunu anlayın. Çinliler bu işi şimdilik İsrail menşeli 3 şirket ile yapacak ama sonrasında bu teknolojiyi kendi ülkelerinde kullanmak istiyorlar. Bu arada sentetik etin, hayvancılık endüstrisinin sebep olduğu ormansızlaşma ve küresel ısınmanın durdurulmasına da katkı yapması bekleniyor. Size bu konuda birkaç bilgi daha aktarayım. Amerika Gıda ve Hayvancılık Organizasyonu'na göre hayvancılık için yeryüzündeki yaşanabilecek alanların %26'sını kullanıyoruz. Bu hayvanlar her yıl 13 milyar hektarlık ormanı yok ediyor. Diğer ilginç bir bilgi de World Watch Enstitüsü'nden. Dünyadaki sera gazı emisyonunun %51'i hayvan üretimi sürecinde doğayla buluşuyor. Tam da burada duralım. Bunların yatırımından bize ne? Adamlar neler yiyor neler? Etin de sentetiyeni yesinler. Dert mi cümlelerini duyar gibiyim. Öyle ama kelebek et etkisi diye bir şey var değil mi? Nedir onlar? Bir, laboratuvarda üretilen et, milyar dolarlık yeni bir pazar demek. Ne derler? Büyüyemezsen küçülürsün. Çünkü pazar seni baskılar. Paranın yüzü sıcaktır. İban, İban şişer, bizim gibi sade vatandaşlar bakar. Ama girişimciler para babaları bakmaz. Kapitalin sınırı, ihtirasın coğrafyası olmaz. O sentetik etler bir şekilde bizim memlekete de uğrar. 2. Yem ve hayvan ithalatı yapan bir ülke olduk maalesef. Et ithal ettiğimizde hatırlatayım bu arada. Laboratuvar ortamında et üretilirse memleketteki hayvancılık bundan nasıl etkilenir? 3 pergeleri açalım ve olaya sosyolojik, küresel olarak bakalım. Köyden, kasabalardan, küçük yerlerden kentlere göç hızlanır mı? Mini bir kavimler göçü yaşanır mı? Dengeyi sağlamak için hadi köyümüze dönelim şarkısı. Gene müzik marketlerde patlar mı? 4. Etten aldığımız leddet değişir mi? Torunlarımıza nerede o eski etler peh der miyiz? 5. Sağlık sektörü bu işe ne der? vitamini, madeni, proteini, normal et gibi mi olur? Yoksa sigara, alkol gibi karşı konulamaz bir pazar oluşur da sesler kısılır mı? Efsane formüller tekelleşir mi? 6. Temiz et dedikleri bu et türü veya hayvani proteinleri içermeyen yiyecekler popüler olur mu? Olursa yeni zenginler türetir mi? Etin yeni şöhretleri, girişimcileri, gurmeleri çıkar mı? 7. Hiçbir hayvanı öldürmeden tamamen laboratuvar ortamında üretilen bu eti vejetaryenler, veganlar yer mi? Alınsa yeni bir kırılım daha. Yemeyenler diğerlerini ex-vejetaryenler, ex-veganlar diyerek ötekileştirir mi? 8. Eti yenen hayvan nüfusu ne olur? Madem yenmeyecek, kesilmeyecek, her eve bir tane beleşleyip evlerimi dağıtılacak bu hayvanlar. Dinozorlar gibi nesilleri mi tükenecek? Ne olacak bu işin geleceği? 9 hayvan hakları savunucularından ne tür beyanatlar gelir bu işe? Ve on. Kurban bayramlarında ne olur? Mesela maksat et kesmek, dağıtmak, paylaşmak deyip sarban oradan 30 kilo sentetik et, 20 eve, onu konuya komşuya, gurebaya, fakire mi denilir? Yoksa bu işin inovasyonu sentetiği laboratuvarı olmaz, eskisi gibi kurban kesilmeli nokta diyenler mi çoğunlukta kalır? Bu maddeler uzar gider. Ben size sonucu söyleyeyim. Laboratuvarda üretilen et insanları ilk başta heyecanlandıracak ama aynı zamanda telaşlandıracak. Tarihini tam bilemiyorum ama orta vadede yediğimiz etler laboratuvar yapımı ya da bitki bazlı olacak. Damak tadı filan demeyin. Bu duyguyu tatmin edecek teknoloji hazır bile. Bu etlerin tatları gerçek etle aynı olacak. Yani aynı lezzeti yine alacağız. Sağlıklı mı olur orasını bilemem ama bizden sonraki kuşakların et ihtiyacımızı hayvanları keserek karşıladığımız için bizlere barbar bar deme ihtimalleri yüksek. Sağlık yönünden de şimdiden çalışmalar başlamış. Yapay etin gerçek etten çok daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Yapay etin içinde antibiyotik, tehlikeli bakteri ve büyüme hormonu gibi zararlı içerikler bulunmuyormuş. Hatırlayanlar olabilir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı işlenmiş kırmızı etin insana kanser hocam bir etkisi olduğunu açıklamıştı. Ha bu arada yapay tavuk ve ördek eti üretildi. 2021'de piyasada olacak. Bizden söylemesi. Metin yazarlarının daha iyi et, daha iyi dünya türü sloganlarıyla yapay ete alıştırılacak mıyız? Yaşayarak göreceğiz. Bir günlük dozun daha sonuna geldik. Kapatmadan sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın, orijinal kalın. Yeni dozlarla karşınızda olacağım, görüşmek üzere. Bay bay.